futbol nasıl konuşulur bilmiyorum. Şu anda binlerce, milyonlarca insan bombaların altında. Futbolla ilgili ne konuşabiliriz? Hiç düşünemiyorum dahi. Gerçekten Filistin'deki zulmü lanet diyoruz öncelikle. Maça geldiğimizde gerçekten iki takımla tebrik etmek lazım. Tamamen taktik savaşıyla geçtik. Erzurum, 5-5 oyunda ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Gerçekten haklı bir özveriyle çalışıyorlar. Tebrik etmek lazım hepsini. Taç organizasyonları olan özel bir takım. Hafta boyunca bunların hepsine çalıştık. Çalışmanın sonucunda da maçı 1-0 galip getirdik. Maç bizim tarafımıza da gidebilirdi, onların tarafına daha da farklı gidebilirdi. Maç gitti geldikte ve kaçırılan net pozisyonlar var. İkincide bizim kaçırdığımız net pozisyonlar var. Oyunun geçiş oyununa döneceğini biliyorduk. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık, hamlelerimizi buna göre hazırladık. Ve maçın sonunda da gülen taraf olduk. Ama Erzurumspor seyircisini yürekten kutluyorum. Müthiş bir takım var. Gerçekten zorlu bir mücadele veriyorlar. Herkesin onlara destek olması lazım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle tabii ki üzgünüz. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynadığımız maçı kazanmak istiyorduk. Oyunu iki ayrı yarı gibi oynadık. İlk yarı gerçekten çok iyi şeyler yapan, çok sayıda pozisyona giren, hani çok farklı şekilde galibiyetle içeri girmesi gereken bir takım vardı. Kaçırdığımız fırsatlar oldu çok fazla sayıda. Ama ikinci yarıda oyuna rakibi ortak ettik. Rakibimizin de girmiş olduğu 1-2 gol pozisyonu vardı. Bunun yanında bizim de gol girişimlerimiz vardı. Ama ilk yarısı da ikinci yarısı çok farklı bir maç oldu. Dediğim gibi ilk yarı golü bulmuş olsak rahat gibi gözüken bir maçtı bizim adımıza. Ama gol kaçırdıkça rakibin direnci arttı. Ve ikinci yarıya biraz önce söylediğim gibi oyuna ortak oldular. Ve kazandılar. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Bir tane %100 gol pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonunda yine VAR'a giden ve lehimize dönmeyen bir pozisyon oldu. Zaten VAR'a gidince bizim lehimize hiçbir şekilde daha ben döndüğünü görmedim. Artık nasıl bakıyorlar, nasıl inceliyorlar. Hani penaltıyı vermedikleri gibi bir de orada bizim stoperimiz Mustafa Yumlu sarı kart görüyor. Yediğimiz gol öncesinde de sarı kart olduğu için adama müdahale edemeyip döndürüyor. Yani oyunun gidişatını çok etkiliyorlar. Tamam penaltıyı vermedin bari sarı kartla cezalandırma oyuncumuzu. Oyunun gidişatını etkiliyor. Yediğimiz golde sarı kart olduğu için kaptan adamı döndürmek zorunda kaldı. Aynı zamanda önümüzdeki maça da etki ediyorlar. 4 sarı kart oldu. Tamam ben orta hakemlere çok fazla hani şey söylemek istemiyorum. Çünkü bir anlık olaylar gördüğünü çalmak zorunda. Göremeyebiliyorlar. Kötü maç yönetmesine rağmen ben maçın hakemlerine hiçbir şekilde serzenin şey bulunmuyorum. Ama VAR hakemleri çok fazla etki ediyor. Söylediğim gibi daha VAR'a giden bir pozisyonun bizim lehimize sonuçlanması gerekirken hiçbir pozisyonun lehimize sonuçlanmadığını gördüm. Oyuncularım ayaklarına sağlık. Olacak böyle kazalar. Önemli olan ilk yarıki oyunun üzerine biraz daha koyup bunu 90 dakikaya yaymak. Ben inanıyorum yapacağız. Haftaya bu maçın telafisini Tuzla maçında kazanıp döneceğimizi düşünüyorum.